Ben 14 aydır çalışıyorum. 16 Mart 2021'de başladım. Şu anda benim çıkışımı vermemişler. Ama bundan 19 Mayıs'a kadar ben işe geldim. 18 Mayıs'ta iş yerindeydim. 2 gün üst üste bize sistemimiz açık olmasına rağmen sipariş göndermediler. Kurye toplayacak dediler. Sipariş göndermedikleri için hani biz de direnip mağazada beklediğimiz için bölge sorumlumuz gelmiş müdür beye şikayet etmiş Carrefour'un müdürüne. Sizin adınızı da kötülüyorlar diye. Bir sıkıntı yaşandı. Bilinçli olarak ihtarname gönderdiler bizim adımıza. 19 Mayıs'tan itibaren de evdeyiz. Haklarımızı talep ediyoruz. 2 aylık verilmeyen maaşımız var. Daha önceki aylardan eksiklerimiz var. Devamlı talep etmemize rağmen incelenecek, öyle yapılacak, böyle yapılacak diye verilmeyen ve sigorta günlerimden, izin günlerimden beni yok gösterip, işe gelmedi gösterip birer gün, ikişer gün çalmışlar zaten. Ne onun hak edişimi verdiler, ne de sigortamı ödediler. Birer gün, ikişer gün eksik gösterdiler. Ben bunları daha sonradan inceleyince fark ettim. Onları da talep ettim, inceliyoruz. Gene aynı şekilde cevap verdiler. Primlerimiz, multinetlerimiz, izin, ben seneyi doldurduğum için izin hakkım var. 5 günlük izin hakkım kaldı, onu istiyorum. Tazminatlarımızı istiyoruz. Biz fazla bir şey istemiyoruz hiç kimseden. Hakkımız olan ücreti istiyoruz. Parası olmadığı için gelemiyor arkadaşlarımız bize desteğe. Çoğunun yol parası yok. İşe gitmeye yol parası yok insanların. Çünkü 2 aydır zaten cebimizden yiyoruz. Arkadaşımla aynı tarihte işe başladık biz. 16 Mart 2021 yılında. Yine aynı şekilde çalışmalarımız devam ediyordu. Çok güzel gidiyordu en başlarda işlerimiz. Görüşmemizin ardından yarın işe başlayabilirsin dendi. Hiçbir eğitim almadan ben Balçova, Carrefour'da Süper'de işe başladım. Bir yıl, bir ay orada çalıştım. Bir ayda Carrefour'da Balçova Hiper'de çalıştım. Ve en sonunda işte bize ayın 17'sinde iş çıkışı verildi. Kotuş'tan işten çıkarılmış oldum. Bir ihtar gönderdik karşı tarafa. Onun o, telefon edip sorduğumda da sebep olarak onu gösterdi bize. İhtar gönderdiğimiz için çıkışımız verilmiş ve ben hiçbir kağıda imza atmadım. Islak imzam olmadan bana çıkış gösteremezler. Sorumlularımızı aradık. Hiç doğru düzgün bir yanıt bulamadık. Kargo Plus'tan da bulamadık. Kargo Plus'ın sorumlu müdürü, bu işi yöneten kişi Seyhun Ayhan, hiçbir zamanda karşımıza çıkıp bizimle görüşme yapmadı, konuşmadı. Daha sonra telefonlarını bile engelledi zaten. Sadece 6 dakikalık bir ses kaydı var. Haklarınızı alacaksınız. Hepsi buradanın avukatlarına başvurun. Onlar sizi yönlendirecek dediler. Fakat biz onu kabul etmedik. Umut Sen'le beraber olduk. Onlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bu şekilde olsa da hakkımızı istiyoruz. Arkadaşlarım çoğunun 3-4 aydır maaşlarının ödenmediğini öğrendik. Ödenenlerin de eksik ödendiğini ve bu süre zarfında fazla mesailerin, hafta tatillerinin, ulusal bayramdaki çalışmalarının, primlerinin, yemek ücretlerinin, yol ücretlerinin ödenmediğini öğrendik. Mesela şöyle hikayeleri vardı. 3-4 aydır yemek ücretleri yatmıyor. Yani şeyde, iş yerinde kraker yiyoruz sadece dediler bize geldiklerinde. Normalde aylık 450 lira yemek kartları varken yani hiçbir şekilde yemek yememişler. Yol ücretleri verilmemiş. Çoğunun farklı çok uzak yerlerde çalıştıklarından dolayı yol ücretlerini cepten karşılamışlar. Zaten asgari ücretleri 4250 ama 4250 hiçbir zaman yatmamış. Hep geç yatmış, hep eksik yatmış. O yüzden sıkıntıları vardı. Bir de şöyle sorunları vardı, işte 7 Nisan'dan itibaren belli bir kesim bir şey yapmışlar, eve çıkartmışlar, ücretsizine ayırtmışlar ve ücretlerini vereceklerini söylemişler ancak herhangi bir ücret verilmemiş bu arkadaşlara, sigortaları da yatırılmamış bu süre zarfında. 1,5 aydır bekletilmişler ve başka işte de çalışamamışlar çünkü sigortalarından çıkış verilmediğinden dolayı. Bu süre zarfında şöyle 2 hafta boyunca şöyle şeylerle karşılaştık, kadınları sürekli aradı, taciz etti hepsi burada. Dediler ki istifa edeceksiniz, istifa etmezseniz haklarınızı alamazsınız.
yapacağız. Bu şekilde kendi avukatlarına yönlendirdiler. Biz bu kadınlarla konuştuğumuzda istifa ederlerse haklarını alamayacaklarını belirttik. Çünkü kıdem ihbar alamıyorlar zaten istifa edince. Ve fazla mesailerini vesaireyi de ödemek istemiyorlar yan haklarını zaten. Bunlara dair şey yaptılar. Yani eylemliğe geçince ve ihtar yollayınca en nihayetinde eve çağırdın, iş vermiyorsun, mağazaya sokmuyorsun diye ihtar yolladığımızda da istifa ile işten çıkarttılar. Bazılarını da kod 49 ile çıkarttılar ahlaksız ilan edip. Bunların protokolleri bitmiş. O nedenle 20 Mayıs itibariyle zaten işi bitirmek istiyorlardı. Hep böyle söylediler. 20 Mayıs zaten Cuma'ya geldi. Cuma'da bizim görüşmelerimiz vardı hepsi buradayla ama masaya gelmediler. Ve biz gittiğimizde taleplerimizi ilettik. Bunun akabinde arkadaşlara ihtarda bizim belirttiğimiz şeylere binaen istifa diye çıkış vermişler. Halbuki istifa etmedi bu arkadaşlar. Dediler ki haklarımızı ödeyin ya da bu yaptığımız işin kendisi, fiili durumun kendisi eylemli fesihtir. Bizi işe geri alın diye aslında ihtar yolladık. Ancak onlar istifa diye, yani en lehe durumları istifaydı onlar için. Belki kadınları manipüle ederiz diye istifa göstermişler. Zaten daha sonra kadınları tekrar bölge sorumluları vesaire aradı ve siz işte yolladığınız ihtarla istifaydı bu zaten. Siz hiçbir hakkınızı alamayacaksınız. Bizim avukatlara başvurursanız, eylemlikleri sona erdirirseniz ancak hakkınızı vereceğiz diye konuştular. Bazı kadınları da anlamadığımız biçimde kod 49, yani işte kod 29 eski tabiriyle 25'e ikinci maddeden aslında çıkış vermişler iş kanununda. Bu da ne oluyor? İşçinin patrona karşı iyi halden işte iyi halli davranmaması, kötü davranması, ahlak iyi niyete aykırı davranması iş yerinde. Bunlara bir binaen çıkartmışlar. O ahlaksızlık da şu oluyor. İş yerinden hırsızlık yapmaları falan oluyor. Yani bu korkunç bir itham ve bu kadınlar bunu da kabul etmiyor nihayetinde. Çoğunu böyle biraz caydırırız ve işsizlik maaşı almazlarsa başvuru yöntemi, yani anlaşmaya varırlar diye aslında yaptıkları bir yöntem. Ama bu kadınlar bundan vazgeçmiyor. Kod 49 da olsa, kod 3 de gösterseler bunun haksız, hukuksuz fesih olduğunu biliyor bu kadınlar. Eylemlilikler yine devam edecek. Kamuoyuna da şey çağrısı yapıyoruz zaten. Carrefour'salarda ve hepsi buradayı boykot etmelerine. Çünkü bu kadınlar Carrefour'sa içinde çalışıyordu picker olarak. Carrefour'salarda hiçbir iş sağlığı güvenliği önlemi alınmadan bu kadınlar çalıştırıldı. Hepsi burada maaşlarını vermedi ve bu durumları ilettiklerinde ne Carrefour'sa ne hepsi burada çözüm bulmak istemedi bu duruma. O yüzden her ikisini de boykota çağırıyoruz. Zaten boykotumuz başlayacak. Her hafta düzenli olarak da basın açıklamamız ve eylemliklerimiz devam edecek. Tüm kamuoyunun bize destek vermesini istiyoruz kadınlar olarak. MEP'le protokol yapmışlar 2019 yılında kadın ustalar. Kadın ustalar proje hizmet şirketi diye geçiyor. Bunlar 3 senelik sözleşmesinin içinde şöyle bir madde var. MEP diyor ki sen bu kadınlara kurs vereceksin, istihdama kaçacaksın. Hangi iş olduğu belirsiz. Kadın ustaların sayfasına girdiğinizde çıvacılıktan işte inşaata kadar bir ton iş sayıyor. Pickerlık da bunun içine dahil. Bu pickerlığı kurs olarak vermişler sözden de kurs vermediklerini kadınlar söylüyor. Oradan teşvik almışlar ve istihdama kat demişler bu kadınlara. Buna binaen de hepsi buradayla olan anlaşmaları üzerinden picker olarak Carrefour'salara almışlar kadınları. Ancak MEP denetlememiş, Çalışma Bakanlığı da denetlememiş. SGK'dan primleri, teşvikleri almış işveren, MEP'ten de teşvikleri almış ama kadınlara hiçbir ödeme yapılmamış. MEP'de şikayetlerimizi yapıyoruz bu süre zarfında. Yani hazırladık, şikayetimiz pazartesi yapılacak. Çalışma Bakanlığı'na da keza CİMER'e de çok fazla şikayet yaptık aslında ama hala geri dönüş alamadık.